Başka çarem var mı Emir? Bana yaptıklarından sonra başka çarem var mı? Lan hepinizi atıp birer bekçi köpeği mi aldım lan ben? O herif benim can düşmanım. Lan herif kapıma kadar dayanıyor. Ne yapıyorsunuz lan siz? Abi nerede o herif? Cehennemin dibinde. Sen neredesin? Hangi dalda armut topluyordun o herif buraya kadar geldiğinde? Abi şirkete gönderdin ya. O herif bir daha bu evin yakınına yaklaşsın. Önce senin kafanı kopartacağım Kamil. Anladın mı beni? Anladım abi. Hadi dağılın şimdi. Bunun tekneye bir motor çarpmış. Bizim teknelerde bunu görmüş çocuklar arayıp haber verdi bana. Ben de senin tadını kaçırmayayım diye söylemedim. Allah'ın denizinde bizim tekneler seyirdeyken herifin teknesi kaza yapıyor. Herif sırılsıklam kapıya dayanıyor. Ne biçim iş bu Engin? Sıradan bir kaza işte Yavuz. Ama ne olsa bu herif senden bilecek. Benden biliyorsa ne diye yakama bırakıp gitti? Bir iş var bu işin içinde Engin. Ben Emir'i iyi tanırım. Benden bilseydi böyle kolay kolay çekip gitmezdi. Ne geçiyor aklında? Bir şeyler ters gidiyor. Ben bu adamı iyi tanıyorum. Ne gelmesi normal, ne de pes edip gitmesi. Artistlikte bir yere kadar işte, can korkusu. O adamı iyi tanımıyorsun Engin. O adamın can korkusu yok. Al, iç sıcak sıcak. Sağ olasın ya. Şimdi ben doğru mu anladım? Güneş denize atladı. Sen de onun peşinden atladın. Ondan sonra da sırılsıklam gittin Yavuz'un kapısına mı dayandın? Eğer sadece zatı öyle atlatırsan şanslısın. En azından tek parçasın be kardeşim. Ona bir şey oldu sandım. Benim yüzümden ona bir şey olabilirdi Koray. Emir, siz böyle devam ederseniz daha sizin başınıza çok şey gelir. Dün gece olabileceklerden sonra daha fazla üzerine gitmeyeceğim. İyi peki. Benim kulübe gitmem lazım. Aslında senin imza atman lazımdı ama bu halde gelmesen. Pınar'ın doktor randevusu da iptal olmuş zaten. Ben kalırım orada. Sorun değil. Ben akşama kadar iyileşirim. Sonra da uğrarım kulübe. Bence yat dinlen. Bir şeye ihtiyacın olursa Gülsüm'le Hatice'nin evde. Tamam? Hadi geçmiş olsun. Görmez telefonu elinden indirdiğine göre aramaman gereken birini arıyordun herhalde. Elimde değil dadı. Merak ediyorum dün geceden sonra. Sabah kızlardan öğrendim. Gecenin yarısında Emir Bey sırılsıklam kapıya dayanmış. Olacak iş mi kızım? Oldu işte. Sen de bunu abimin yanında söyleyip durma dadı. Benim abine bir şey söylememe gerek yok. O bu durumdan son derece rahatsız zaten. Akşam sen evde yoksun diye biliyor, sen çıkıyorsun karşısına. Ha, gecenin ortasında o Emir denen çocuk sırılsıklam vaziyette kapılara dayanıyor. Güneş, benim evhamlarımı haklı çıkarma lütfen. Abim çıktı mı? Çıktı, hem de kahvaltı yapmadan. Ama bilesin ki içi hiç rahat değil bu konuda. İçinizi rahatlatmakla uğraşamayacağım dedi. Emir'in sabah erken gelmesi gerekmiyor muydu? Ha, Emir hasta ya, üşüttü. Doktora gitti mi peki? Hay Allah ya, bunları Emir'in de imzalaması gerekiyor. Ben de o yüzden sormuştum. Ben Emir'e gitsem, bunları götürsem, imzalasam bir de bir şeye ihtiyacı var mı diye sorarım. Ya sen zahmet etme aslında. Yollarım ben birini. Üşenmem ben. Gideyim, iyi olur. Belki bir şeye ihtiyacı vardır. İyi peki, tamam. Nasıl istersen. Bıraksınlar seni, söyle. Dün geceyle ilgili gerçekten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür edeceksin. Evet. Ama sadece bunun için gelmedim. Neden bize yardım ettiniz? Bir dakika. Bir yanlış anlaşılmayı düzeltelim. Dün gece size yardım etmedim ben. Sadece sana yardım ettim. Dün gece abime söyleyeceğiniz tek bir kelime Emir için her şeyin sonu olabilirdi. Engin Bey, gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Daha geçen gün onu gözlerimin önünde öldürtüyordunuz. Dün de gözlerinin önünde onun hayatını bağışladım. Evet. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sen beni önce utanmaz bir şantajcı olarak tanıdın. Sonra acımasız bir cellat. Evet, inkar etmiyorum. Bunlar da benim yüzlerim. Ama Güneş, bunlar seni kaybetmek istemeyen ve sürekli senin yanında olmak isteyen adamın yüzleri. Biliyorum seni kızdırdım, korkuttum. Gözünde bir canavara dönüştüm. Ama ben canavar değilim. Aşığım. Engin Bey. Aşk her şeye mübahkılar Güneş. Sen sevdiğin her şeyi yapabilirsin ama başkası onun kılına zarar versin istemezsin. İşte bu yüzden dün o adamın hayatını kurtardım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım. Peki siz dün ne olduğuyla ilgili bana bir şey sormayacak mısınız? Sence soracağım ve cevabını bilmediğim bir şey kaldı mı? Haklısınız. Tekrar teşekkür ederim. Beni gerçekten şaşırttınız. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Dur bakalım Güneş, daha yeni başlıyoruz. Hoş geldin. Oo, kötü üşütmüşsün ya. İyiyim ya. Dinleniyorum, geçer. İmzalamam gereken belgeler vardı. Onları getirdim. Seni de bir göreyim dedim. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, sağ ol. İyiyim. Aslında bir şeye ihtiyacım var. Ben aktara uğradım. Annemin çayından aldım. Bak, İtiraz istemiyorum. İçeri gideceksin, yatacaksın. Ben bunu yapacağım. Tamam mı? Seni hemen ayağa kaldıracak bu. Annem de babaannemden öğrenmiş. Ne ararsan var şeyi. Tamam mı? Bekle sen. Açarım yani, sorun olmazsa. O açabilirsin. Ben Emir'e bakmıştım. Uyuyor. Uyuyor. Hı, hasta biraz, uyuyor. Önemli bir şey mi var? Bir şey mi var dedim. Yok, önemli bir şey yok. Merak ettim, öyle uğradım. Hatta geldiğimi bile söylemesen. Hı, peki tamam o zaman, güle güle. Çayı içince ayaklanmışsın ama. Ya yatmak bana göre değil. Seninle kulübe geleceğim. Kim gelmiş? Hiç yetişemedim herhalde. İyi o zaman ben üstümü değiştireyim, sonra çıkalım. Sahil güvenliği araştırdım abi. Kaza maza yok. İyice araştırdın mı Kamil? Araştırdım abi. Belki de Emir Sarrafoğlu üstünü örttü. Bir şey olmak zorunda. Engin'in de kazadan haberi vardı. Ben de onu anlamadım abi. Hani işin içinde Engin Bey olmasa bit yeniği var diyeceğim ama. Dur bakalım Kamil. Şu bit yeniğini bir kaşıyalım hele. Ben sizin için İngiltere'den 3 koli malzeme getirdim. Her şeyini ödedim. Şimdi ne yapacağım? Anlıyorum. Lafı çevirmeye gerek yok. Ben neden siparişleri iptal ettiğinizi biliyorum. İyi günler. Efendim? Hande Hanım, Chicago nişanlınızla ilgili... Allah sizi kahretsin. Eğer beni bir daha ararsanız sizi savcılığa vereceğim. Aa Güneş Hanım, eşyalarını mı toplamaya geldin? Hande, biraz sakin sakin konuşabilir miyiz? Seninle konuşarak kaybedecek zamanım yok Güneş. İflas etmemek için uğraşıyorum. Ve sen paldır küldür bir inadınla işi bırakacağım diyorsun. Sana daha ne diyebilirim ki? Seni yarı yolda bırakmayacağım. Bak, Emir'le çalışabileceğime inanmıyorum. Ama bundan kaçmak da doğru değil. O yüzden artık kaçmayacağım. Çünkü kaçarsam her şey daha fazla büyüyecek. Onunla çalışmayı deneyeceğim. Peki, sana nasıl güvenebilirim? Ben sana Emir'le ilgili güvenebilirsem, sen de bana güvenebilirsin bence. Bu söylediğinden ne anlam çıkarmam gerekiyor? Emir'le çalışmayı deneyeceğim Hande. Tabii bana bir daha oyun oynamayacağına söz verebilirsen. Kendi adıma söz verebilirim. Ama Emir adına söz veremem. O seni... Ben şimdi çıkıyorum Hande. Kulübe gideceğim. Emir orada değil. Nereden bildiğimi sorma. Koray'a örnekleri göstereceğim. Görüşürüz. Emir'in nerede olduğunu benden çok iyi biliyorsun. Kendini oraya sadece iş için gittiğine inandırmak istiyorsun. Zavallı Güneş. Şu bölgeyi görüyor musun? Tamamen kör noktada kalıyor. Kamera açılarını düzenlemeniz gerekiyor. Hasta olmam herhalde. Ben seni dinlenirsin sanıyordum. Toparlandım, geldim. İyiyim. Dün gece... Dün geceyi boş ver, konuşacak bir şey yok. Nasıl bir tehlike atlattığının farkında mısın? Ben sadece iyi olduğumu gözlerimle görmek istedim. Benim değil Emir, senin için diyorum. Engin bizi idare etmeseydi neler olurdu biliyor musun? Benim yerime de teşekkür etmişsindir. Ben buraya iş konuşmaya geldim. Seni dinliyorum. Hande ile çalışmaya devam edeceğim. Hande'nin adına sevindim. Gerektiği sürece de buradaki işlerle de ilgileneceğim. Ben onu Hande ile konuşurum. Hande ilgilenir burayla. Hayır. Ben ilgileneceğim. Fikrini değiştiren ne? Düne kadar benimle çalışmak isteyen sen değil miydin? Senin fikrin neden değişti? Benimle çalışmak istemiyor musun? Seninle çalışmak dün de, bugün de benim için aynı. Değişen bir şey yok. Güzel o zaman. İkimizin de içi rahatsa. Hoş geldin. Hoş geldin. İşte böyle. Bir de sen detaylı gezersin. Ne yapacağına karar verirsin. Tamam, ben sana birkaç örnek çıkarırım bu gece. Arkadaşın geldiğimden beri bize bakıyor. Bir şey söyleyecek galiba. Can, gelsene. Güneş'le tanıştınız mı? Merhaba. Can bizim güvenlik şefimiz. Güneş de bir süre dekor için bizimle beraber olacak. Hayırlı olsun. Emir, biraz konuşabilir miyiz biz? Tabii. Sen bir bakarsın etrafa. Ben Can'la konuşup sonra seni görürüm. Tamam, siz işinize bakın. Sen şaka mı yapıyorsun? Kız burada mı çalışacak? Kısa bir süreliğine. Benim ne sorduğumu anlamıyor musun sen? Onun burada çalışması anlamsız, ayrıca riskli. Bak, biz Hande ile anlaştık. Güneş de işi bitene kadar bizimle olacak. Hani bunda riskli ya da anlamsız bir durum söz konusu değil. Peki. Sen ne yapmak istediğini iyi biliyorsun. Neyse, sen şimdi git. Güneş'e bilmesi gereken her şeyi anlat. Sonra konuşuruz. Ben bu gece birkaç örnek çıkarırım. Hande'ye de gösteririm. Sonra yarın getiririm. Tamam, sağ ol. Arabanı istetelim de sen de çık artık. Yavuz. Yavuz mu? Abimin burada olduğundan haberi yok. Öğrenirse burayı başımıza yakacak zaten. Tamam, arka tarafa geçin siz. Gidene kadar da çıkmayın. Emir, abim sana dün geceyle ilgili soracak. Engin'in söylediklerini tekrar et, tamam mı? Onunla tersleşme, ne olur. Tamam, hadi. Bir çeşit iadeyi ziyaret değilim Sarrafoğlu. Abim buraya geldiyse dün gece ikna olmadı demektir. Allah ne olur ona bir şey yapmasın. Ne oldu? Çok mu korkuyorsun? Evet, korkuyorum. Hı. Gizli gizli burada çalışacaksın. Gizli gizli Emir'i görmeye geleceksin. Abim de ayakta uyuyacak. Sen saf mısın, yoksa bu saflık senin işini mi kolaylaştırıyor? Ya sen neden benden bu kadar nefret ediyorsun? Senden nefret ediyorum çünkü abinin aynısısın. Bencilsin, şımarıksın. Kendinden başka kimseyi düşünmüyorsun. Abimi tanımadığın belli. Ayrıca beni de hiç tanımıyorsun. Güneş, ben seni çok hızlı tanıdım. Neler olabileceğini bile bile buraya gelmen çok şey anlatıyor bence. Benim burada olmamdan ne anladığın umurumda değil. Ben buraya sadece çalışmaya geldim. Merak etme. Ne anlıyorum biliyor musun? Senin burada olman Emir'e zarardan başka hiçbir şey vermiyor. Üstelik sen istediğini alamayacaksın. Yani Emir'i geri alamayacaksın sen. Benimle nasıl konuştuğuna dikkat et. Ben buraya sadece işimi yapmaya geldim. Başka hiçbir amacım yok. Hı. Sen bu saf kız ayaklarını ancak Emir'e yutturursun. Buraya onu geri kazanmak için geldin. Bir de onun hayatını tehlikeye atıyorsun. Bu tam da Sarcaktar ailesine yakışan bir bencillik. Dün geceyi bir de senden dinlemek istedim ama sen dilini yuttun sanırım. Benim söyleyecek pek bir şeyim yok. Ortağın ne söylediyse o. Ortağımı bırak şimdi. Dün gece o bölgede bir tekne kazası olmamış. Sahil güvenlikte böyle bir kayıt yok. Demek ki ortağım bunun da üstünü kapattı. Buna şaşırmadın değil mi? Eğer böyle bir kaza olduysa bu bizimle ilgili değil. Üzerini kapatmamız da gereken bir şey de yok. Yavuz, ben bu konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Kaza geçiriyorsun, benden şüpheleniyorsun. Sırılsıklam kapıma dayanıyorsun. Ama sadece bir gün sonra konuyu kapatıyorsun. Bu hiç senlik değil. Yavuz, benim seninle uğraşmaktan başka işlerim var. Umarım öyledir Emir. Umarım benimle uğraşmadan kendi işlerine bakıyorsundur. Biraz daha üstelersen seninle uğraşmamı istiyorsun zannedeceğim. Ben eksikliğini hissetmeye hazırım Emir. İkimizin iyiliği için de bu birbirimize son görüşümüz olsun. Gitti abin. Arabayı hazırlatalım da sen de çık. Bak ben burada gizli gizli çalışmayacağım. Bir şekilde vaktini bulup abime anlatacağım. O da bana saygı gösterecek. Aile sorunlarınız beni ilgilendirmiyor. Zaten bir şey olmadı. Kazayı biraz araştırmış, ben de geçiştirdim. Senin canını sıkan başka bir şey var mı? Yok. Abimin gelmesine gerildim. Neyse bir sorun yok diyorsan ben gideyim o zaman. İyi geceler. Bence gayet iyi. Sade ve şıklar. Aydınlatmaları da sevdim. Bakalım Emir ne diyecek? Ya beraber çalışmak çok zor değil mi? Yani ikiniz için de. Tahmin edemeyeceğim kadar kolaymış. Ne diyorsun? Ya sanki daha önce hiç aramızda bir şey olmamış gibi davranıyor. Yani sanki hiç orada değilmişim gibi. Çok uzak, mesafeli. Ama tavırlı değil. Ya anlayamıyorum. Sanki bir sıradan bir iş arkadaşıymışız gibi. Emir sana böyle mi davranıyor? Kafamı karıştırıyor. Yani vazgeçmiş gibi davranıyor. Sen de bunu istemiyor muydun? Yani ben bundan şikayetçi değilim Hande. Ama demin kafamı karıştırıyor dedin. Demek Emir'den umduğun cevabı alamadın. Ne umduğumu bilmiyorum. Ne istediğimi de bilmiyorum. Ne istemediğimi de bilmiyorum. Kafam çok karışık. Sonunda konuşmaya başladın Güneş. Hadi anlat. Ne istiyorsun? Etrafında dolaşıp duruyordur Koray'ın. Belki de şu anda yanındadır. Koray bugün beni doktora götürmek için eve gelecek. Bir saate kadar gelir. Ne doktoruymuş o? Koray bir şey söyledi mi? Bilmiyorum ne doktoruna götüreceğini. Bence senin önce MR çektirmen lazım. Çünkü devamlı başın ağrıyor. Bence sende migren var. Migrenim yok benim. Sadece başım ağrıyor. Kaan'ın rezene çayından yaptım sana. Baş ağrına da iyi gelir. Sen iç. Ay ama şeker koymayı unuttum. Hemen getiriyorum. Bekle. Ben geldim. Uyandın mı sen? Evet. Bunu mu istiyorsun? Al iç. Kaan! Ne yapıyorsun? Aç şöyle. Aç. Mutlu kızım. Ağrını çayır çırp. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Hüseyin! Hüseyin yavrum! Kazasından bir şey görüyor bu çocuğu. Kazasından bir şey görüyor. Ne ettiniz bu çocuğa? Allah kahretsin. Can, ben çıkıyorum. Can, ben çıkıyorum. Biraz dalgınsın galiba yine. Çok düşünüyorum değil mi ben? Koray, sana bir şey soracağım. Sen Emir'in yakın arkadaşısın. Sen de burada çalışıyorsun. Yavuz'un kardeşinin buraya girip çıkması normal mi sence? Güneş bu kulübe iş için geliyor. Ben buna müdahale edemem. Yani o kızın burada olması her şeyi tehlikeye atabilir. Ben buna seyirci kalmak istemiyorum. Can, Yavuz'un bu durumu beni tedirgin ediyor ama... Sence biraz abartmıyor musun? Neyse, ben Emir'le konuşsam daha iyi. İyidir. Ben de çıkıyordum zaten. Görüşürüz. Görüşürüz. Emir, seninle bir şey konuşabilir miyiz? Tabii. Konuşalım. Ona çok kızgınım. Ondan nefret ediyorum. Ona inanmıyorum. Neden diye sorma. Ama... Bu içimdekileri nereye koyacağım bilmiyorum. Bu savaştıklarımı nereye saklayacağım bilmiyorum. Öfke, nefret, özlem. Belki senin bunlara diyecek bir şeyin yok. Ama bu saydıklarının tek bir cevabı var. Aşk. Aşk o kadar kirlendi ki. Aşk her zaman temiz mi kalmak zorunda? Güneş. Ben Emir'i çocukluğumdan beri tanırım. Ya onun için o kadar iyi biliyorum ki... Belki onun için çok az bilen kişi var. Ama... Bu söylediklerimi ya bana atma. Emir için aşk yeniden kolay değildi. Ama oldu. İnan bana. Emir'le ne yaşadıysanız yaşadınız. Ama ben hala Emir'i biliyorum. Ve sana söylüyorum. Emir sana aşık oldu. Hiçbiriniz konuşmuyorsunuz. Ne o konuşuyor ne sen konuşuyorsun. Peki ikiniz birbirinize konuşmayı denediniz mi? Nereye? Onunla konuşacağım. Nefret mi, aşk mı, öfke mi? Neyse onu dinleyeceğim. Teneffüsteyiz işte abla. Çabuk söyle. Geç kalıyorum. Diktirdiğimiz elbiselerin hazır. Onu bir haber vermek için aradım. Ben boşuna eve taşımayayım. Sen gelip burada denersin. Çok tatlısın canım. Sen bana teneffüsteyim demedin mi? Dedim. Ne biçim teneffüs bu böyle? Çıt çıkmıyor. Canım ilkokulda mıyız biz? Hem derse geç kalıyorum. Öptüm hadi bay bay. Uf, ablam da bazen hiç çekilmiyor he. Geç kaldık. Hakan Hoca kesin antrenman almayacak beni. O zaman okula niye giriyoruz ki? Hem zaten geç kaldık. Hoca da almaz diyorsun. Çok devamsızlığımız da yok. Ekelim diyorsun yani. Geç kaldım da değilsin diyorum. Sen beni anlamak istemiyor musun? Ya ben o kız buradayken işimi yapamıyorum. Onun burada olması bile başlı başına bir güvenlik tehdidi. Can, Güneş burada sürekli değil. Geçici bir süreliğine. O da çok kısa sürecek. Hı. İş için mi? Ben anlamıyor muyum? Sen bana biraz açık olsana. Yani sen Güneş'in burada olmasını istiyorsun. Ya sen benim Güneş'le aramda bir şey kalmadığını bilmiyor musun? İlişkiniz bitmiş olabilir. Ben bundan bahsetmiyorum. Sen onu... Bak Can, Güneş'in benim için hiçbir anlamı yok. Tamam, onunla tatsız şeyler yaşadım. Ona bir hata yaptım. Benim Güneş'e karşı hissettiğim tek şey vicdan azabı. Bundan başka bir şey hissetmiyorum. Sen bu söylediğine gerçekten inanmıyor musun? Ben sana söylemem gereken her şeyi söyledim. Hemşire hanım, nasıl olacak oğlum? Doktor bey sizi birazdan bilgilendirecek. Canım oğlum, nasıl dayanacak şimdi? Hatice hanım, Koray'a haber verdiniz mi? Ben telefonumu evde unutmuşum. Sana mı kaldı Koray'a haber vermek? Anne, sok o telefonu içeri. Önce bir doktordan öğrenelim. Koray beni doktora götürmek için eve gelecek. Bulamayınca da arayacak. Böyle bir şeyi ondan saklayamazsınız. Çıldırdınız mı? Ya sen ne diyorsun artık? Sussana! Evine koluna hakim otur şurada hele be. Kızım, sen de otur hele burada. Doktor çıksın, bir şey desin. Elbet babasına haber vereceğiz. Gülsüm, ne vardı o çayın içinde? Ne diyorsun anne sen? Bir sus Allah aşkına. Bana bak. Sen ne demiyorsun kızın üstüne yürüdün diye öyle yüzünü gözünü cımdırdın ha? Niye içer içmez çay benim torunum öyle yerlere düştü ha? Söylesene. Bak, bu hala ayakta uyuyor da hesabını sormuyor ama ben ayakta uyumuyorum. Ne var bu çayın içinde? Doktor bey, oğlum iyileşecek değil mi ha? Benimle gelin lütfen. Tamam. Alo. Hatice hanım neredesiniz? Güneş'in benim için hiçbir anlamı yok. Tamam, onunla tatsız şeyler yaşadım. Ona bir hata yaptım. Benim Güneş'e karşı hissettiğim tek şey vicdan azabı. Bundan başka bir şey hissetmiyorum. Dur. Demek küçük ofisinde yalnız kaldın. Günlük yalakalığınızı yapmaya gelmişsiniz. Ama Güneş yok. Olmayan sadece Güneş mi? Parmağında da kocaman bir boşluk yok mu? Ne rezalet. Gördün mü bak? Güneş'i burada tutma inadın sana nelere mal oldu. Şimdi ne yapacaksın? Ne kadar dayanacaksın? Dükkanı ne zaman kapatacaksın? Bilginiz olsun diye söylüyorum. Güneş işi bırakmadı. Şu anda burada değil. Ama hala benimle çalışmaya devam ediyor. Senin adına sevindim. Yani böyle büyük bir rezaletten sonra en azından yanında kalan biri var demek ki. Dostlarım beni asla yalnız bırakmaz Sanem Hanım. Bence siz kendi yalnızlığınızla ilgilenin. Ben hiçbir zaman kendime sahte nişanlı kiralayacak kadar yalnız kalmadım Hande. Ayrıca ben Yavuz'un yanındayım. Yavuz sizi daha ne kadar taşıyacak acaba? Yavuz son durağınız olmayacak. Gideceksiniz. Yavuz benim parmağımın ucunda Hande. Sözümden dışarı çıkmayacak kadar avcumun içinde. Onun dilinden anlıyorum. İstediğim gibi çekip çevirebiliyorum. Şimdi bana tırnaklarını çıkarmaktan vazgeç bence. Onu senin üzerine püskürtmem bu kadar kısa sürer. Yavuz sancaklar demek ki avucunuzun içinde. Ünal Sarrafoğlu'nun da rahmetli kocanızın da olduğu gibi. Bir de galiba kaptan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ama pek avucunuzun içinde değildi. Yani hepsi avucunuzun içinden sabun köpüğü gibi kayıp gitti. Sakın Yavuz'un üzerindeki hakimiyetimi küçümseme Hande. Benim isteyip de ona yaptıramayacağım hiçbir şey yok. Bak, Güneş'in ortağıyla olan ilişkisi bile benim eserim. Şimdi benimle artık uğraşma. Beni de seninle uğraşmak zorunda bırakma. Yavuz Sancaktar, Sanem Hanım gibi bir servet avcısının avucunun içindeymiş. Sen gerçekten Sanem'in dediği kadar varsın. Kız arkadaşının hakkında neler düşündüğünü öğrenmeni sağladım. Bana böyle mi teşekkür edeceksin? Şeytan bile korkar senden. Şeytan umurumda değil Yavuz. Şeytan benden korkmasın. Sen kork. Şanslıyız ki çok hızlı bir şekilde getirmişsiniz. Biraz daha geç kalınsaydı durum çok farklı olabilir Gülsüm Hanım. Çünkü oğlunuz çok ciddi bir ilaç zehirlenmesi geçirmiş. Ama şimdi oğlum iyi değil mi doktor bey? Evet iyi. Çok şükür. Peki oğlumu görebilir miyim? Birkaç saat daha serum takviyesi yapmamız gerekiyor. Gülsüm Hanım, evinizde antipsikotik ilaç kullanan kimse var mı? İlaç mı içmiş? İlaçlarınızı daha dikkatli saklamalısınız. Eğer biraz daha geç kalırsa çok ciddi bir tabloyla karşılaşabilirdik. Tabii doktor bey, evet çok haklısınız. Bir dahaki sefere çok dikkat ederiz. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Gülsüm, ne oldu Kaan'a? Kaan iyi. Allah'a şükür çok iyi Koray. Ha, ne diyor doktor? Öksürük şurubu zehirlemiş Kaan'ı. Aslında şekerlenmişti, vermemem gerekiyordu ama ben düşüremedim işte. Alerji yapmış o da. Hadi gel şimdi biz gidelim. Oğlumuzu bir an önce görelim. Güneş. İyi misin? Engin. Ben artık iyi olmak istiyorum. Artık iyileşmek istiyorum Engin. Bu yüzüğü takmak istiyorum. Sana güvenmek, seninle gerçek bir ilişkiyi denemek istiyorum. Beni iyileştirmeni istiyorum Engin. Buradadır diye erkenden geldim ama bu gece gelmeyecek demek. Telefon da kapalı. Hande Koray Pınar'la zorluk yaşıyor. Ya kızın bir sorunu var. Bu eve de yansıyor. Ya Koray da çok iyi günler geçirmiyor. Kaan'ın dadısı eve sorun yaşatıyorsa Koray onu kovar. Ve bu iş burada çözülür Emir. Bunu neden yapmıyor? Hande. O kadın arasında ne oldu? Bunu bilmek istiyorum. Neden bilmek istiyorsun ki? Sen gerçekten nişanlı olmadığın için Koray'la her şeyin çözüleceğini mi sanıyorsun? Sen hazırsın diye Koray hayatının merkezinde mi olacak? Bu kadar kolay mı? Bunu mu bekliyorsun? Yani bu tepkin sadece benim bencilliğim için değil. Ne oldu? Güneş'te çalışmak işe yaramadı mı? Ne yaramasını bekliyorsun ki? Tek dert Yavuz değil mi? Yaşadıklarınız. Senin bile düzeltmeye gücünün yetmeyeceği kadar ona kötü bir şey yaptın. Asıl sorun bu değil mi? Telafi edemeyeceğim şeyler yaşattım. Şimdi tek yapabileceğim şey ondan uzak durup ona daha fazla zarar vermemek. Bu yüzden bana iş arkadaşımmış gibi davranıyorsun. Bunu nereden bildiğimi sormayacak mısın? Sormayacağım. Ve sen de bana sormadığım hiçbir şey söylemeyeceksin Hande. Güneş benim için bitti. İş bittikten sonra onunla da görüşmeyeceğim. Anlaşıldı. Yavuz'la tek başına mücadele edeceğim. Bunlar gerçekten çok güzel. Ama ben kumaştan vazgeçtim. Bütün dekorasyonu değiştirmeye karar verdim. Mobilyaları değiştireceğim. Aa, hayatım hoş geldin. Bu ne güzel sürpriz. Seni beklemiyordum. Burada bütün zamanım seni bekleyerek geçiyor. Ben de biraz değişiklik yapmak istedim. Tabii şimdi ev yorucu olacak. Herhalde bir süre otelde kalırım. Bana sormadan evi mi değiştiriyorsun? Sadece bir iki ufak tefek değişiklik. Yani sürpriz olsun istedim ben. Senin için ne fark eder ki? Hemen bu adamları dışarı çıkar Sanem. Ama... Hemen dedim. Tamam o zaman. Ben sizi daha sonra çağıracağım. O örnekler bende kalsın. Nasıl olsa tekrar çağıracağım sizi. Teşekkürler. Sağ olun. Bunun sana ne zararı var ki? Sadece bir iki ufak tefek değişiklik yapacaktım. Önce bana sormalıydın. Beni çok küçük düşürdün Yavuz. Sen kendini küçük düşürdün. Buradaki yerini iyi bil. Kim olduğumu unutma. Bu ev senin değil. Bu ev benim seni koyduğum yer. Ancak ben istediğim kadar bu evde kalabilirsin. Daha fazla değil. Bu evde benden habersiz tek bir çöpün bile yerini değiştiremezsin. Eğer beni beklerken canın sıkılıyorsa... kendine oyalanacak başka bir şey bul. Allah çok şükür. Sonunda uyudu çocuk ha. Gülsüm, ben bir Kaan'a bakayım. Sen de dolapta işte ne kadar tarihi geçmiş ilaç, şişe, ne varsa... hepsini at, bir daha böyle bir tatsızlık yaşamayalım ya. Tamam. Tamam. Ben yatıyorum. Pınar. Yüzüne ne oldu bunun? Kendi yaptı. Deli deli kaşınıp duruyordu bütün gün. Hatır otur da kaşıyınca böyle yara oldu işte. Neyse ben bir Kaan'a bakayım. Şşt! Düş önüme. Sen git anne. Ben bu gece oğlumu hayatta yalnız bırakmam. Başını beklerim. Sen bugün bu mahanaya sığın, yarın vereceğim her şeyin hesabına. Şimdi gördüm. Daha yatmamışsın. Hoş geldin abi. Dadı akşam yemeğini yemediğini söyledi. Hasta mısın? Ya... canım istemedi. Neş, bir sıkıntın mı var? Yok abi, iyiyim dedim ya. Neş? Yakışmış mı? Güneş, bu yani tahmin ettiğim şey mi? Sen Engin'in evlenme teklifini kabul mü ettin? Evet abi. Engin'le konuştuk. Taktım yüzüğü. Ama hiçbir şey için acele etmeyeceğiz. Benim canım kardeşim. Tebrik ederim. Sanem Hanım. Merhaba Emir. Biraz içeri girebilir miyim? Benim çıkmam gerekiyor da. Mesele neydi? Merak etme. Konu Güneş'le ilgili değil. Sizinle konuşacak bir şeyim olduğunu sanmıyorum. Bana sadece 5 dakikanı ver. Sana en çok istediğin şeyi yapma şansını ver. Gönül işleri başlayınca böyle oluyor demek ki insan. O telefon insanın eline yapışıyor. Zeynep'i evden alacaktım. Sen atları karıştırdın anne. Bozuldu işte kız. Ne deniyordu sizin yeni jenerasyonda? Trip atıyor yani sana. Ya anne, uğraşmasana. Hem okula bırakacağım diye programı bozdurtuyorsun. Sonra bir de dalga geçiyorsun. Tamam kızma. İleriden dönebilir miyiz? Zeynep Hanım'ı evden alalım öyleyse. Tamam. Elinde en büyük düşmanının ipini tutan bir adam için fazla sakin görünüyorsun. Yavuz'la geçirdiğiniz yılların hakkını vermişsiniz. Meyveleri toplamışsınız. Yavuz gibi bir adamla birlikteysen 3 maymunu oynarsın. Görmezsin, duymazsın, konuşmazsın. Ama biraz aklın varsa her şeyi biriktirirsin. Ben de bunu yaptım. Artık Yavuz'un kara kaplı defterini okudun. İpi senin elinde. Ne zaman istersen o zaman çekersin. Benim anlamadığım... bu sene kazandıracak. Şimdi en zevkli kısmına geldik. Herhalde Yavuz'u yok etme şansı senin için parayla ölçülemez. Ama benim için... Sizin için her şey para. Yavuz'un ipi için size verecek 5 kuruşum yok. Eğer olsaydı da vermezdim. Hiçbir düşmanımdan, Yavuz'dan bile. Sizinle işbirliği yapacak kadar nefret etmiyorum. Aptallık etme. Böyle bir fırsatı bir daha yakalayamazsın. Alın şunu. Sen gerçek bir aptalsın Emir. Sizinle aynı safta olabileceğimi düşünüp buraya geldiğinize göre zekanıza fazla güvenmeyin. Ama yine de geldiğiniz için teşekkür ederim. Böylelikle Yavuz'a acımam gerektiğini öğrendim. Can, ben gelmeyeceğim oğlum. Hazır gelmişken abimi de görmek istersin sanmıştım. Hayır hayır, acelemiz var zaten. Sen de uğrama abine, belki dinleniyordur. Peki tamam. Kötü bir gün mü Sanem Hanım? En kötü günüm böyle olsun Aysun Hanım. Eski evinizi mi özlediniz? Yoksa oğlumun etrafında mı dolanıyorsunuz bir akbaba gibi? Neden? Evet, oğlunuzun yanındaydım. Aslında onunla önemli bir konu hakkında konuşmak istemiştim ama... maalesef oğlunuz da tıpkı size benziyor. Aklını kullanamıyor. Duygularının esiri olmuş. Oğlum size ne yaptı da sizin bu kadar sinirlerinizi bozdu bilemiyorum. Ama ben onunla bir kez daha gurur duydum. Aptallar. Aptal. Aysun Hanım, merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ben de bugün butiğe gelecektim. Tabii, beklerim. Anne, seni Zeynep'le tanıştırayım. Memnun oldum. Günaydın. Hoş geldin. Ya ben de birkaç tane motif çıkardım. Bunları da götür. Tamam. Güneş. O ne? Ya o kadar acele oldu ki her şeyi sana bile haber veremedim. Engin evlenme teklifi etti. Ben de kabul ettim. Yani nasıl olur? Ya bakma öyle. Sonuçta yarın evlenecek değiliz. Hiçbir acelemiz yok. Yok canım. Yani ben sadece şaşırdım. Tebrik ederim. Sağ ol. Neyse ben şunları götüreyim. Sonunda Koray. Ya neredeydin dünden beri? Ya Kaan hastalandı. İyi mi? Otursana. Otur. İyi. Çok şükür iyi. Dün gece yapamadığımız planı bu gece yapalım o zaman. Hande. Benim bu akşam evde olmam lazım ya. Yani Kaan iyi demiştin. Kaan iyi de ev karışık. Pınar var ya, Kaan'ın bakıcısı. Garip garip davranıyor. Onu bir doktora götürüp onunla devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz ona karar vermem lazım. O sadece Kaan'ın dadısı Koray. Ya doktora gitmesinden sana ne? Eğer işini iyi yapamıyorsa yol ver gitsin. Tabii. Sadece Kaan'ın dadısıysa. Ya yapma anne, Allah aşkına sen de başlama. Ben mi başlamayayım? Biz seninle ne konuştuk Koray? Bir şans daha hak ediyoruz, deneyelim dedik. Şimdi ben tek başıma mı deneyeyim? Ya anne ne alakası var? Zor durumdaki biriyle ilgileniyorum sadece. Bu kadar anlaşılmaz mı bu senin için? Yani kızın iyiliğini düşündüğüm diye illa aşık olmam, bir şey hissetmem lazım. Hande, bana ne olursun biraz zaman ver. Zaman vermek. Söylemesi kolay değil mi? Kaybettiğimiz onca zamandan sonra söylemesi bile bu kadar kolay olmamalı. Hande, o zamanı sadece benim yüzümden kaybetmişiz gibi konuşma lütfen. Benim gitmem lazım. Hadi. Görüşürüz. Yine o adama gidiyorsun Güneş. Parmağında benim yüzüğümle o adama gidiyorsun. Bana da yapacak başka seçenek bırakmaz. Merhaba. Vaktin varsa şunlara bir bakar mısın? Tabii. Evet. Engin'le ben... Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Hangisini beğendin? Birini seçmen lazım. Bakıyorum. Hepsi birbirinin aynısı, fark etmez. Dediğimi iyi anladın mı Haydar? Anladım abi. İnce iş. Ellerinden öperiz alimallah. İnce ve tehlikeli bir iş. Bak en ufak bir hataya yer yok. O yüzden bu işi en güvendiğin adamlarını yapacaksın. Anladım abi. Önce şu gezici, sonra Yavuz Bey. Hah, aynen. Ama kimsenin canı yanmayacak, tamam mı? İti ite kırdıralım bakalım. İçeri. Soğuk iyi geliyor dede. Kendime getiriyor. Güneş. Yıldızlara baksana dede. Ne kadar güzeller. Pırıl pırıllar. Sanki bize göz kırpıyorlar. Yaşadığınız her şey şaka diyorlar. Yıldızlar. Yüzüğünün yanında sönük kalıyorlar ama. Güneş, o adama canı gönülden evet dediğine ne yaparsan yap inandıramazsın beni. İnandırmama gerek var mı ki? Keşke. Keşke inansam da içim rahat etse. İçin rahat etsin dadıcığım. Çünkü ben artık bir karar aldım. Bunu gerçekten hissederek ve düşünerek aldım. Ben artık iyi olmayı seçtim dede. Artık iyi olacağımdan eminim. Kontrol ettim ben, imzalayabilirsin. Emir, mutfağa baktım. Artık bir mutfağımız yok diyebiliriz. Bütün içki şişelerini falan kırmışlar. İşte müzik sistemi, ışık sistemi. Hiçbir şey kullanamayız. Adamlar burada bir hafta iş var diyor ama bir haftada biterse çok şanslıyız. Bir hafta uzun. Öyle bir zamanımız yok. Boş ver be oğlum. Benim de canım sıkkın ama bir hafta idare ederiz. Daha ölmedik. Öyle değil. Babamdan kalan borçlar var. Borç mu? Ben biraz ertelettim de şimdi kulübün bu hali iyi olmadı. Emir, benim yapabileceğim bir şey yok mu? Yok kardeşim, sağ olsun. Böyle arkadaş desteğiyle halledilecek bir şey değil. Emir, ne oldu burada? Ne oldu burada? Bir düşün bakalım, ne oldu? Ha? Aç gözlerini, bir bak bakalım. Ne görüyorsun burada? Can. Yeter. Ne yeter? Biz bilmiyor muyuz kimin yaptığını? Söyleyemiyoruz çünkü Prenses Güneş Hanım incinir, değil mi? Gel hadi gidiyoruz. Can, gel sen benimle. Biliyorum ne düşündüğünüz ama bunu abim yapmadı. Onun tepkisi sana değil, abine. Onun tepkisi umurumda bile değil. Emir, abim bunu yapmadı. Git polislere falan söyle. Yakalasınlar ama abim yapmadı, eminim. Nereden biliyorsun Güneş? Nereden biliyorsun abinin yapmadığını? Ha? Dün gece evde olduğu için. Sabah seninle sakin sakin kahvaltı ettiği için. Sen abini ne zannediyorsun? İşlerini kendi elleriyle hallettiğini mi zannediyorsun? Emir, yeter. Güneş, artık gözünü aç. Buraya değil, abine bak. Şu gözündeki perdeyi indir ve abine bak artık. Merhaba. Merhaba. Burası ne kadar değişmiş. Arayı açtığımızı görüyorsunuz yani. Bundan sonra o arayı hızla kapatacağımızdan emin olabilirsin. Çünkü ortak bir mevzumuz var. Can bana Zeynep'in senin kız kardeşin olduğunu söyledi. Otursanıza. Zeynep babamın ikinci eşinden. Biz de birbirimizi pek iyi tanımıyorduk zaten. Annen babanın ikinci bir evlilik yaptığından bahsetmemişti bana. Ben senin tek çocuk sanıyordum. Annem son dönemlerde babamdan bahsetmeyi pek sevmezdi zaten. Zeynep seninle yaşıyor o zaman. Annesi nerede? Annesini kaybettim maalesef. Artık birlikte yaşıyoruz. Ah, yazık. Baban da yurt dışında değil mi? Ya öyle. Peki nasıl geçiyor kardeşinle hayatın? Yani mesela Zeynep'in dersleri nasıl? Gayet iyi. Hatta Can'la birlikte sık sık ders çalışıyorlar. Aysun Hanım, seni ikram edeyim. Hiçbir şey ikram etme. Benim acelem var. Hemen gitmem lazım. Kameralar devre dışı bırakılmış. Polisler parmak izlerinin tertemiz olduğunu söyledi. Adamlar tek bir delil bile bırakmamış. Yavuz, sancaklardan ne bekliyordun ki? Şaşırdın mı yani gerçekten? Evet Emir, bir sonraki planın ne? Yine gidip Yavuz'un kapısına mı dayanacaksın? Kapısına falan dayanmayacağım. Bu sefer ona istediğini vermeyeceğim. Vay be. Bu olgunluğunun sebebi Güneş Hanım mı? Emin olmamama borçluyuz. Neden bahsediyorsun Emir? Bizim Yavuz Sancaklar'dan başka düşmanımız mı var? Var. Yavuz'dan başka düşmanımız da var. İkinci dönemece geldik. Tamam, dikkatli olun. Yavuz. İyi. Bugün limandasın zannediyordum. Ya işim erken bitti, ben de bir uğrayayım dedim. İyi. Bir kahve içelim o zaman ha? Sen mi yaptın? Güneş ne oluyor? Abi sen mi yaptın? Kulübü sen mi yağmalattın? Güneş kendine gel, ne kulübü, ne yağması? Abi doğru söyle, sen mi yaptırdın? Güneş. Lanet olsun. Hey. Güneş. Güneş. Aa, bu kattaki herkes dışarı çıksın. Hemen. Sonra yeniden deneyelim diyoruz. Koray'ın yüzünü görmüyorum. Benden zaman istiyor. Niçin? Kaan'ın dadısıyla işleri yoluna koymak için. Hande abartma. Ya biliyorum Pınar'dan hoşlanmıyorsun. Senin açından bakınca da haklısın. Ama Koray'ı tanıyorsun. Ya düne kadar çocuğuna gözü gibi bakan kıza bir şey oldu. Koray da bir anda öyle kızı kapının önüne atacak biri değil ki. Ben kötüyüm, ben düşüncesizim ve acımasızım. Neden? Yıllarca özlem duyduğum adama kavuşmak istediğim için mi? Acımasız değil, bencilsin Hande. Duygularımı saklamaya çalışırken hepiniz üzerime geldiniz. Kendimi kandırmama bile izin vermediniz. Şimdi her şeyi açık açık söylüyorum diye ben mi bencil oldum? İşte o kadar bencilsin ki duymak istemediklerini duydun diye kalkıp gidiyorsun. Ne oldu buna? Hande işte. Duymak istemediklerini duyunca katlanamıyor. Ben bir şey yapmadım. O Allah'ın belası kulübe ben bir şey yapmadım. Anladın mı beni? Her yer kırık dökükmüş abi. Kulüp adım atılmayacak haldeymiş. Aynı senin söylediğin gibi. Kulüp başlarına yıkılmış. Sana ben bir şey yapmadım dedim. Bak gözlerime. Bak abinin gözlerine. Sana anamın babamın mezarı üstüne. Senin iki gözünün üstüne yemin ederim ki ben bir şey yapmadım. Yaptırmadım. Emir bunu da senden bilecek Yavuz. Kimden bilirse bilsin. Benim alnım açık. Abi ne olur konuş onunla. Senin yapmadığını söyle. Ne münasebet. Bir de o adamın ayaklarına gidip açıklama mı yapacağım Güneş? Konuşsan da bir şey değişmeyecek ki. O yine kendi bildiğine inanacak. Bence dikkatli olmamız lazım Yavuz. Emir bunun karşılığını verecektir. Ne demek istiyorsun? Ne demek oluyor bu? Kusura bakma Güneş ama bunlar senin yanında konuşulacak konular değil. Abi, sen de mi misilleme bekliyorsun? Ya ne saçma ya? Emir Sarrafoğlu... Mafya mı o sanki? Hem zaten polisler de oradaydı. Yapanı yakalarlar. Onu bu kadar yakından mı tanıyorsun Güneş? Sen kulüpte olanları nereden biliyorsun ki? Kulübe mi gittin? Hayır. Hande. O anlattı değil mi? O seni böyle doldurdu. Bence hazırlıklı olmamız lazım. Herhangi bir misillemeye karşı. Ateş olsa... Cürmü kadar yer yakar. Buyursun gelsin. Hadi eve gidelim. Limana gidecektik biz. Ben Güneş'i Kamil eve bırakır diye düşünmüştüm. Liman kalsın Engin. Bugün kardeşim benim. Şunu. Hadi geliyorlar, aşağı geliyorlar. Güneş de orada, durdurun. Ya gerizekalı mısın, anlamıyor musun? Durdurun işte. Sarrafoğlu ifadesini vermiş. Serbest bırakmışlar. Terk edilmiş araba ne olmuş? Çalıntı. Bu Emir dersini iyi çalışmış. Bu onun işi değil. Dün adamın kulübü yağmalanıyor. Aradan gün geçmeden senin araban taranıyor. Sence tesadüf mü bu Yavuz? Biliyorum. Zamanlama tamam. Ama bu onun tarzı değil. Emir kapıya dayanır, yumruklarını konuşturur. Düşmanımı iyi tanıyorum Engin. Emir pusu kurmaz. Açıktan saldırır. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bence de Sarrafoğlu'nun tarzı değil bu. Düşman bu Yavuz. Düşmanın ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Güneş, hadi içeri girelim. Bak sana papatya çayı yaptım. İçip rahatlarsın, güzel güzel uyursun. Yok dede, sen gir. Ben biraz bahçede dolanacağım. Yavrum seni bırakıp nasıl gireyim bu soğukta içeri? Hadi lütfen gel. Biraz yalnız kalmak istiyorum dede. Peki, hadi çok kalma olur mu? Geçmiş olsuna mı geldin? Sadece iyi olup olmadığını görmek için geldim. İyiyim işte, merak etme. Şimdi git buradan. Bak ben ifademi verdim. Devam etmene gerek yok. Biliyorum sen yapmadın. Abim nasıl bir şey yapmadıysa sen de yapmadın. İnanıyorum. Tekrar çok geçmiş olsun Yavuz. Vallahi hepimizin verilmiş sadakası varmış. Güneş. Senin dışarıda ne işin vardı? Öyle hava aldım biraz abi. Güneş şoku atlatamadı galiba hala. Güneş. Hadi sen yat. Uyu, dinlen artık ha. Hadi ben de gideyim artık. Görüşürüz Engin. Görüşürüz. Abi, Sarrafoğlu olan değilse kim? Bilmiyorum Kamil. Ben de bunu düşünüyorum. Ama aklım ve mantığım o değil diyor. Sarrafoğlu değil diyor. Nedir? Polise ifade verdin yetmedi mi? Biz de mi ifadeni alalım? Bugün seni ziyaret edecektim. Bil bakalım neden? Tebrik edeceksin. Senin evine düğün davetiyeni de göndereceğim ben. Hatta bekarlığa veda partini senin kulüpte yapmayı düşünüyordum ama o zamana kadar toparlaması kendini herhalde. Sendin değil mi? Yavuz değil. Ne olacak? Pişman mı olacaksın? Yavuz'a boşuna pusu kurduğun için. Kırmızı basan sendin. Bugün parmağımı kıpırdatmıyorsam sırf Güneş'i düşündüğüm için. Bunun başına bir şey gelsin istemiyorum. Ama hesap vereceğin zaman ne gelecek? Müstakbel karımı bu kadar düşünmen hoşuma gitmiyor Emir. Aklında olsun. Efendim? Engin Arslanlı. Benim, buyurun. Merhaba Engin Bey, ben Sanem. Yavuz Sancaklar aracılığıyla bir araya gelmiştik. Aa evet. Buyurun Sanem Hanım, nasıl yardımcı olabilirim? Ben de tam bunu konuşmak istiyordum. İkimizin de birbirimiz için yapabileceği şeyler var. Son zamanlarda neyi, nasıl yaptım hatırlamıyorum. Ama yaptığım her şey için özür dilerim. Dün Kaan fenalaşınca doktora da gidemedik. Ama sen ne zaman istersen doktora gitmeye de, istediğin testleri yaptırmaya da hazırım. Gerçekten hiçbir şey kullanmıyorum, sana yemin ederim. Ve bunu ispatlayacağım sana doktor raporuyla. Kaan ortada olmasaydı ben senden böyle bir kanıt istemezdim Pınar. Ama beni çok zor durumda bıraktın. O yüzden bunu senden istemek zorundayım. Seni anlıyorum. Doktora gitmekten gerçekten çekinmiyorum. Hatta ben bana ne olduğunu öğrenmek için kendim gitmek istiyorum. Demek doktora gideceksin. Testler yaptıracaksın. Sırf Koray'ın yanında kalabilmek için yapmayacağın şey yok senin. Siz bizi mi deniyordunuz? Siz bana ne yaptınız? Ne saçmalıyorsun sen? Ben kafamı toparlayabiliyorum. Boynumdaki izleri, yüzümdeki izlerin de hiçbirini ben kaşıyarak yapmadım. Siz bana saldırdınız. Neden? Pınar, sen iyice kafayı üşüttün ha. Gülsüm Hanım, ben her şeyi hatırlıyorum. Siz bana o çayı verdiniz, ben de o çayı... Sessiz! Bırakın konuyu. Gel buraya dedim sana. Ben Hatice Hanım'la konuşacağım. Ne saçmalıyorsun sen? Gel buraya! Ne Gülsüm? Hatice Hanım, gördüğünüz o gün bana saldırdı. Şşş, kızım. Ya, hadi hele sen geç içeri. Al kız şunu. Şunu tut. Bugün bu iş bitecek. Sizi yeniden görmek çok güzel Sanem Hanım. Teşekkür ederim, çok incesiniz. Ama sizi fazlasıyla şaşırttığımın farkındayım. Yani beklenmedik bir telefon, merak uyandıran sözler, buluşmak için ilginç bir mekan. Tahmin edebileceğiniz gibi güvenliğimizi düşünmek zorundaydım. Güvenlik? Bu dosyaya baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi öyle dün öyle Gülsüm gelince hani böyle kaynar çay var çocuğun elinde görünce hele öyle Hüseyin'e çok korkmuş. Hani üzerine döker de haşlanır diye ana kalbi yavrum. Yapmayın Hatice Hanım. Asıl sen yapma kızım. Bak o ana, onların evladı var. Bu iş böyle olmaz. Ben şimdi sana ana olarak konuşuyorum. Sen bugün burada Hüseyin'e bakarsın, yarın gidersin ellerin çocuğunu pışpışlarsın. Sen geldin geleli benim kızımla senin kanın tutuşmadı yavrum. Ha, o anne kalbi yani. Sen girme onların arasına kızım. Bak sen geldin herkes mutsuz. Benim torunum da üzülüyor, anası da üzülüyor, ben de üzülüyorum, herkes üzülüyor yavrum. Sen vakit varken pılını pırtını topla da kendine başka bir ev ara. Bak Allah harcı etme benim laflarımı kızım. Ben senin iyiliğine konuşuyorum. Gülsüm. Yavuz'un ipini çekecek her şey tek bir dosyada. Bütün kirli işleri. Onu maddi manevi yıkıma götürecek her şey. Çok titiz bir çalışma olmuş. Elinize sağlık mı demeliyim? Yavuz sancaktar gibi bir adamla 3 yıl geçirdikten sonra insan bazı getiriler kazanıyor tabii. Bunu niye bana veriyorsunuz Sanem Hanım? O dosya bunu kullanmayı bilen birinin elinde gerçek bir silah. Onu vurmak isteyeceğimi nereden çıkardınız ki? O benim ortağım. Bizim iyi ve sağlam bir dostluğumuz var. Eğer dostsanız bu sizde kalır. Bir gün düşman olursanız o zaman kullanırsınız. Siz güçlü bir adamsınız. En az Yavuz kadar. Azla yetinebilecek biri değilsiniz. Bunu anlamak için size biraz yakından bakmak yeterli. Ortağımın kız arkadaşı onu vuracağım silaha gelip elime tutuşturuyor. Büyük risk. Büyük risklere girmeden büyük hedeflere ulaşmak mümkün mü? Bunu en iyi siz bilirsiniz. İş adamı değil misiniz? Benden ne istiyorsun sana? Yavuz'un ipini çekerken yanınızda olmak istiyorum. Tabii bu küçük yardımımın karşılığını verirseniz. İpini çekeceğimden bu kadar emin misiniz? Bir gün bunu yapmak isteyeceğinize eminim. Bence o güne kadar eliniz boş kalmasın. İsterseniz bu dosyayı hemen size bırakabilirim. Tabii çek defteriniz yanınızdaysa. Bugün dostsunuz ama yarın düşman olmayacağınız ne malum diyorsun. Ben de hep tedbirli davranmayı sevmişimdir. Günaydın. Günaydın. Kahve içer misin? Olur. Erkencisin. Ya, Koray'la sabah kahvaltı yapacaktık. Ama gelmedi. Aradım, telefon da kapalı. Ya eve de baktım. Orada da yok. Yani bir haberin var mı? Dün beraberdik ama ben erken kalktım. Yani bilmiyorum. Yine dalıcık meselesidir. Neyse. Sen iyi misin? İyiyim gayet. Yapma Emir. Doğruyu söyle. Anne, ne duymak istiyorsun? Gerçeği. Güneş'in adama evet demesiyle ilgili neler hissettiğini. Onu tebrik ettim. Bir kez de senin yanında tebrik etmemi ister misin? Yüzüğü yok sayıyorsun yani. Nereye kadar? Hiçbir şey yok saymıyorum. Sadece Güneş'in kararlarına saygı gösteriyorum. Ve ona mutluluklar dilemekten başka bir şey yapmıyorum. Emir, o adamla mutlu olmak için evet demedi. Senden kurtulmak için evet dedi, biliyorsun. Hande, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Nasıl bir iş edindin kendini Güneş'le benle ilgili? Bak, Yavuz'u yıkmak istediğimi biliyorsun. Güneş'le sen benim elime geçen bir fırsatsınız. Ama bunu sana söylememin nedeni bu değil. Sen benim dostumsun. Hande, eğer dostumsan ona göre davran. Böyle buraya gelip benim kafamı karıştırmana gerek yok. Kafanı ben mi karıştırıyorum? Ne diyorsun sen? Güneş adama evet dediği gün sana olan aşkına itiraf etti. Senin davranışlarına anlam veremiyordu. Nasıl olur da bana iş arkadaşı gibi davrandığını da anlamıyordu. Emir, o kız sana sırılsıklama aşıktı. Ve senin yüzünden acı çekiyor. Hande, yeter. Tamam. Dinle bak. Birden kalkıp işe yaramayacağını bilse bile seninle konuşmaya geldi. Ona karşı ne hissettiklerini öğrenmeye geldi. Ama sonra ne olduysa gitti o adama evet dedi. Hande, ben hiçbir şey anlamıyorum. Anlamıyorum. Emir, o gün ona her ne söylediysen o da bu yüzüğü taktı. Hande, ben ona hiçbir şey söylemedim. O gün onu görmedim bile, benimle konuşmadı. O zaman onu engelleyen biri oldu. Her şey bunu gösteriyor. Emir, o sır seni aşabilmek için çok mutsuz bir evlilik yapacak. Bunun sebebi de sen olacaksın. Ofiste değil. Güneş'e gitmiyorum. Eğer Güneş konuşmuyorsa bu işi ben halledeceğim. Ve kiminle konuşmam gerektiğini de çok iyi biliyorum. Bu işi kökünden halletmeye gidiyorum. Göz kamaştırıcı. Adeta boynunuz için yaratılmış. Tıpkı o şarkıdaki gibi. Pırlantalar, elmaslar. Kadınların en iyi arkadaşı. Şüphesiz. Çok faydalı bir arkadaşlık. İsterseniz sizin için daha nadide parçalarım var. VIP odasına geçelim. Olur. Hoş geldiniz Aysun Hanım. Şanslı gününüzdesiniz Aysun Hanım. Çok güzel parçalar geldi bu hafta. Çok teşekkür ederim. Onlara daha sonra bakarım ben. Bir arkadaşım için geldim. Elinde çok kıymetli bir gerdanlık var. Elden çıkarmak istiyor. Tabii aramızda kalmak şartıyla. Ne güzel tesadüf. Bir bakayım şuna. Arkadaşınız çok zevkliymiş. Böyle güzel bir şeyi elinden çıkarmak zorunda kaldığına göre durumu çok zor olmalı. Kaçmanıza gerek yok Aysun Hanım. Eminim görevli arkadaşımız da bu bir arkadaşım numarasını yutmamıştır. Çıkar mısınız lütfen? Ne saçmalıyorsunuz siz? Rahat olsanıza. Oğlunuzun da sizin de ne kadar zor durumda olduğunuzu bilmeyen yok ki. Ah Ünal ah. İnsan yaşarken hiç ölmeyecekmiş zannediyor değil mi? Geride bıraktıklarını hiç düşünmüyor. Yazık. Şu halinize bakın. İş takılarınızı satmaya kadar varmış. Sizin bu saçmalıklarınızı dinleyecek değilim Sanem Hanım. Babasının oğluma bıraktığı soyadı bile her şeye yeter. Yalnız gerçekten çok güzel bir parçaymış. Bakar mısınız? Aysun Hanım'ın takılarıyla ilgileniyorum. Fiyatını hesaplar mısınız lütfen? Bugün şanslı gününüzdesiniz. Size nakit ödeyeceğim. Bu kadar küstahlık yeter. Benim size satılacak günahım bile yok. Ne kadar çaresiz ve öfke içindesiniz Aysun Hanım. Beni görünce deliriyorsunuz değil mi? Niye acaba? Halbuki Ünal sizi bir tek benimle aldatmamıştı. Ama... siz bir tek beni aşamadınız. Benden kaçabilirsin Aysun ama gerçeklerden kaçamazsın. Sen zavallı bir kadınsın Aysun. Hayat boyu kaybetmeye mahkumsun. Hadi ben kaçayım artık. Hayırlısıyla sadece ortak değil, akraba da olacağız ha Engin? Hayırlısı. Neredeyse gün sayacağım Yavuz. Güneş acelemiz yok diyor. Haberin olsun. Ben tez canlı adamımdır ama. Hayırlısı bakalım Engin. Hayırdır Engin? Emin değil. Emir. Seninle konuşmam gereken şeyler var.